Özellikle terörle mücadelede YPG'nin ve FETÖ'nün hiçbir şekilde desteklenmemesi gerektiği konusu tekrar gündeme alındı. PKK ile savaşın devam etmesi konusundaki vurgu yapıldı. Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik vurgu. Özellikle Avrupa Birliği konusunda ki bunun detayları var, gümrük birliği, vize konuları gibi. O konularda da gerekli konular kayıt altına alındı. Aslında çok geniş çerçeveli bir müzakere ortaya kondu. Bu görüşme neticesinde ortaya bir yol haritası çıktı. Biliyorsunuz Ekim'de meclis açılacak. Cumhurbaşkanımız da defaatle ifade etti. Nihai hükmü meclisimiz verecek. Ekim'deki meclisin açılmasıyla beraber hep beraber sürecin nasıl evrildiğini göreceğiz.